Herkese merhabalar. Bu videoda borsa endeksleri analizi yapacağım. Öncelikle Amerikan borsa endeksi S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones. Daha sonra Almanya DAX borsa endeksi. En sonunda BIST 100 ve BIST 100'ün dolar bazlı grafiklerini inceleyeceğim. Gün içerisinde platin paladyum analiz videosu yayınlandı. Akşam saatlerinde de kaldıraçlı piyasalarda işlem yapan arkadaşlar için pariteler videosu yayında olacak deyip hemen analizlere başlamak istiyorum. S&P 500 ile başlayalım. Bu düşüş trendi ben teknik bir düzeltme olarak görüyorum. Kalıcı bir düşüş trendi olacağını düşünmüyorum. Amerikan borsaları için orta vadede pozitif görüşümü koruyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. 1 bölü 1 çizgimizin kırılması durumunda bunun bir al sinyali olacağını, trendin artık yukarıya döndüğünü düşünmeye başlayacağız. Şu anda 4630 seviyesinde. Bunu artık biraz aşağıya indirebiliriz. 4610 diyebiliriz. Yani 4610 altında kapanış yaptığı sürece düşüş trendi devam ediyor demektir. Fakat 4610 üzerinde kapanış yapar ise artık yükseliş trendine başladı demektir. Şu anda önümüzdeki hafta özelinde böyle bir hareket beklemiyorum. Mayıs, Haziran, Temmuz gibi daha güçlü bir şekilde yukarıya dönüş olma ihtimalini yüksek görüyorum. Daha önceki videolarımda paylaşmıştım. 4271 ile 4060 arasını Amerikan borsalarında hisse senedi alımı için uygun olarak düşünüyorum. 4060 ile birlikte aşağıya doğru giderse endeks ETF'i, S&P 500 endeks ETF'inin alınabileceğini düşünüyorum. Eğer 3610'a gelirsek böyle bir ihtimal var. 3610'a gelirsek buradan kaldıraçlı piyasada long yönlü işlem açmanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Fakat bu demek değildir ki şu anda bulunduğu yerden short pozisyon açılmalı. Hayır, Amerikan borsa endekslerinde kesinlikle short yönlü pozisyon açılmamalıdır diye değerlendiriyorum. Sadece uygun noktalardan alım yapıp long yönlü işlem girmenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Borsa endeksleri, özellikle Amerikan borsa endeksleri yukarı yönlü eğilimi çok yüksek bir yapıdadır. Dolayısıyla short yönlü kesinlikle işleme girilmemelidir diye düşünüyorum. Ve önümüzdeki haftada da hani riskler, savaş riski devam ediyor. Ama öbür tarafta Merkez Bankası'nın genişleyici politikaları başlayacak yakında. Yakında demeyelim, yani önce bir faiz arttırımı falan yapacaklar ama hani daha bundan bir ay önce beklenilen kadar büyük bir sıkılaşma, büyük bir faiz artış döngüsü olmayacağına yönelik haberlerin daha da fazla önümüze geleceğini görüyoruz. Dolayısıyla 3 ay sonra, 5 ay sonra artık Amerikan Merkez Bankası da tekrar gevşemeye başlayabilir. Ya da beklendiği kadar sıkılaşma yapmıyor olabilir. Öbür taraftan Avrupa tarafından özellikle Amerika'ya büyük fon akışlarının olma ihtimali yüksek. Güvenlik politikaları nedeniyle, yatırımlar nedeniyle. Ben Amerikan borsası tarafında orta uzun vade için pozitif görüşümü koruyorum. Fakat öncelikle bir Mayıs-Haziran ayını görmek gerektiğini düşünüyorum. Ve bu noktalardan alım yapmanın da karlı olabileceğini değerlendiriyorum deyip Nasdaq'a geçelim. Nasdaq'ta da yine 1 bölü 1 çizgimizi takip ediyoruz. Bunun üzerinde bir günlük kapanış yapar ise trendin değiştiğini ve bunun bir al sinyali olacağını düşünüyorum. Bu 15.330'du. Bunu biraz artık düşürmeliyiz. 15.300 diyebiliriz düz rakam olarak. 15.300'ün altında kaldığı sürece satış baskısı devam edecektir. Düşüş yönlü hareket devam edecektir. Yukarı yönlü trend başlamayacak demektir. Burada bu hareketin, bu düşüş trendinin 14.140 ile 12.600 arasında bitebileceğini zaten çok uzun zamandır buralardan beri söylüyorum. Düzeltmesini tamamen tamamladı. Dolayısıyla buradan her an dönüp yukarıya yönlü hareketine başlayabilir Nasdaq. Herhangi bir engel görmüyorum. Teknik düzeltmesini tamamen tamamladığını, yukarı yönlü hareketine engel hiçbir husus olmadığını düşünüyorum. Buralardan Nasdaq hisselerinin yavaş yavaş uzun vade için, orta uzun vade için yatırım yapılabilir olarak görüyorum kendimce. Dow Jones'a geçelim. Dow Jones'ta aynı görüntü yok. Teknik düzeltmesini bence tam olarak tamamlamadı. Biraz daha aşağıya gelmesi lazım. Yani özellikle 31.400 ile 27.720 arasına indiğini görmemiz lazım ki artık düzeltmesini tamamladı diyebilelim. Henüz o kadar büyük bir değer kaybı yaşamadı Dow Jones endeksi. Çünkü petrole bağlı bazı şirketler bulunuyor endeksin içerisinde. Petrol fiyatının artıyor olması o şirketlerin karlılıklarını arttırdığı için bu endeksi de yukarıda tutuyor. Dolayısıyla Dow Jones tarafında biraz daha temkinli olmakta fayda var.
diye değerlendiriyorum. Amerikan borsa, Alman borsa endeksi DAX'a bakalım. DAX geçen haftalarda da söylediğim gibi 13.900-12.300 arasına tam olarak girmiş durumda. Avrupa tarafı daha negatif Amerikan borsa endekslerine göre. Burada 14.662'nin üzerinde günlük kapanış yapmadığı sürece satış baskısının devam edeceğini, aşağı yönlü hareketin devam edeceğini söyleyebiliriz. Avrupa borsa endekslerine, Avrupa borsasına yatırım yapmanın ben şu anda doğru olacağını düşünmüyorum. Yatırım yapılabilecek iki tane borsa olduğunu düşünüyorum dünya üzerinde. Biri Türkiye, biri Amerika açıkçası. Avrupa borsalarını riskli görüyorum. Yatırım yapılabilir şeklinde görmüyorum. Şu anda bulundukları güvenlik politikaları nedeniyle ve yanı başında olan savaş nedeniyle ben Alman borsasına yatırım yapmazdım. Türk borsasına yatırım yapmayı daha çok tercih ederdim orta uzun vade için. Dediğim gibi 13.900-12.300 arasından bir yerden geri dönüş yapabilir. 12.300'e kadar inme ihtimali yüksek. Bu değeri çok uzun zaman önce belirlemiştik. Dolayısıyla buraya kadar gelip ondan sonra bir tepki hareketi yapabilir. Fakat ana trendin aşağı yönlü olacağını düşünmekte fayda var diye değerlendiriyorum. BIST 100'e baktığımız zaman yine aynı şekilde devam ediyor. Yani Türk lirası grafiğe bakarak alım satım yapmanın çok zor olduğunu ben taburlarda söylemiştim. Bakın aynı o söylediğim hareket gibi sürekli aşağı yukarı aşağı yukarı yapacak, bir yerden sonra da artık yoluna devam edecek. Dolayısıyla buralarda satmak, buralarda almak, satmak, almak bunlar mümkün değil. Bunlar yapılabilir şeyler değil. Dolayısıyla bir yerden alıp ondan sonra tutmak gerekiyor. Bunun için de bakacağımız doğru grafik BIST 100'ün dolar bazlı grafiği olmalıdır. Öncelikle düşüş trendi nerede biter onu bir güncelleyelim. Daha önce 174 dolar seviyesindeydi. Bunu artık biraz aşağıya çekmemiz gerekiyor. Şöyle indirirsek. Evet, 172 dolar diyebiliriz buna. Yani yukarıya 172 dolara doğru bir hareket yapar ise borsa hisselerini satıp dolara geçmek mantıklı olabilir. Doğru olabilir. Kar realizasyonu için uygun bir rakam. Çünkü ilk başta bir direnç olarak çalışıp geri doğru dönebilir. Fakat şu anda önümüzdeki hafta özelinde böyle bir hareket beklemiyorum. Tam tersi bizim alım bölgemizde. Alım bölgemiz 135-140 dolar birinci kademe alım. Ve ikinci kademe alım 125-130 dolar seviyesinde. 120 doların altında günlük kapanış yapar ise de stop olmalıyız. Şöyle bir gelişmeleri gözden geçirirsek. Ünlü bir deyiş var. Hepiniz duymuşsunuzdur. Türk gibi başla, Alman gibi devam ettir, İngiliz gibi bitir derler. Türkler işlere güzel başlarlar, hevesli başlarlar, doğru başlarlar. Fakat aynı güzellikte devam ettiremezler. Almanlar devam ettirir ve İngilizler de çok güzel bitirir. Türkler güzel bitiremez gibi bir ana fikri olan bir deyiş. Şimdi biz bu Rusya-Ukrayna krizinde, savaşında çok güzel başladık. Umarım böyle devam ederiz. Türk gibi başladık yani. Hem tarafsız olarak iki tarafa da düşmanca hareketler yapmayarak tarafsız bir şekilde çok güzel bir şekilde başladık. Ama sonuna kadar maalesef böyle gitmeyecektir diye değerlendiriyorum. Çünkü iki taraftan da hem Batı blokundan hem Doğu blokundan kendi yanlarında olmamız için baskılar artacaktır her gün geçtikçe. Ve bir noktadan sonra da Batı tarafında olmaya başlayacaktır Türkiye diye değerlendiriyorum daha net bir şekilde. Tabii ki bu süreçler çok zor, çok sert olaylar olabilir. Çok can yakıcı olaylar olabilir. Maalesef bu süreçler kolay geçmiyor. İçinde bulunduğumuz süreç savaş olan bir süreç. Adı savaş olan bir süreç en nihayetinde. Dolayısıyla dikkatli olmakta fayda var. Yani buradan alınınca bütün varlıklar çok fazla hemen değer kazanacak gibi bir durumdan bahsetmiyorum. 3 yıl, 5 yıl sonra çok karlı duruma geçebilir olarak değerlendiriyorum. Bu bölgeleri alım bölgesi olarak değerlendiriyorum. Önümüzdeki 3 yıl, 5 yıl sonrası için Türkiye'nin çok daha güzel bir yerde olacağını düşünüyorum, umut ediyorum. O yüzden de bu bölgeleri alım olarak, küçük çaplı tabii ki, çok büyük çaplı almayı da doğru bulmuyorum. Çünkü hani riskler büyük, beklediğimiz gibi olmayabilir ve aşağıya doğru daha da kötü bir noktaya evrilebiliriz, Allah korusun diyelim. Dolayısıyla
bütün mal varlığıyla burada almak da doğru değil. Yani portföy dağılımının risk yönetimini de doğru yapmak lazım ama borsa içerisinde de olmak gerektiğini düşünüyorum. Yani bir miktar mutlaka bence bir yatırımcının portföyünün içerisinde de borsa hisse senetleri Türk borsasında olmalıdır diye değerlendiriyorum. Tabii ki 3 yıl 5 yıl vadeli düşünmek kaydıyla. Umarım faydalı olur. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar diliyorum.